Ama bu sertifikalar size böyle aldatıyorlar işte. Ben onun için size diyorum, Kur'an-ı Kerim'i düzgün okuyun, bunların oyununa gelmeyin. Kelime oyunları yapıyorlar. Keşke Kur'an-ı Kerim tercüme edilse, böyle sahte meallerinin imkanları da olmasa. Ha, sahte mealleri bahane edip okumasam daha da bedbaht bir durumda olursun. En azından %91 Kur'an'ı meselesini anlamış olur. Size bunu anlatmak istiyorum. Mutlaka okuyun Kur'an-ı Kerim. Böyle açın, bir sürü mealler var ayetin. Oradan doğrusunu zaten anlarsınız. Surenin tamamından anlarsınız. Kopuyor mu bir cümle içinden, yoksa çevirine tamam mı? Aklınız size onu bir dur der. Burada bir zulüm var der. Saldırma var der. Saldırma mı isteniyor hakikaten der. Katlemek kelimesi katletmek, Türkçe'de girmiş, katletmek. Şuke'ye ulaşmak istiyorsanız, şu tepeyi katletmeniz gerekir. Ne yapmasaydı? Üstesinden gelmez gerekir. Ben bu daireye gelebilmek için basamaklar, merdivendeki basamakları katletmem gerekir. Ancak o zaman bu odada bulunabilirim. Aksi durumda olamam. Gördünüz mü? Ya. Hadi güzel kardeşlerim, bunların oyunlarına, hilelerine gelmeyin. Kendinize iyi bakın. Selamet üzerinize olsun. Hep beraber el-metin olan Allah'ın ipine sarılalım ve daha sonra Peygamberimizin soyundan ve ehl-i beytinden olan müminlerin emiri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin, Allah onu korusun, emriyle hain Erdoğan'ın gece gündüz haçlılara teslim etmek için mücadele ettiği İstanbul'u fethedelim. Allah'ım kavmimi tevhide, cihada ve İslam cemaatine ilet. Ey Tağut Erdoğan ve arkadaşları! Ey Allah'ı inkar edip Tağut'a iman edenler! Hatta kibirlenerek, hainlik yaparak, atanız Atatürk'ün yolundan gidip, Allah'ın şeriatının dışında kanunlar çıkararak, haçlıları, mürtetleri ve ateistleri dost edinerek bizatihi Tağut olanlar! Allah'a tövbe edin! Onun şeriatıyla hükmedin ve İbrahim'in milletinden olduğunuzu ilan edin. Müslümanlara yardım edin. Allah'ı inkar edenlerle savaşın. Eğer bunu yapmazsanız ahiret azabından önce dünya rezilliğini bekleyin. Ey Türkiye'deki muvahhid kardeşlerimiz! Burada sizi yine müdahale edeceğim. Allah'ı inkar edenlerle savaşın diyor. Yalan söylüyorlar. Öyle bir ayet yok. Allah'ı inkar edenlerle savaşın olsaydı, Kur'an-ı Kerim'e göre, Yahudiler olmasa da diğer kafirler yaşıyordu. Diğer kafirler de Medine'de yaşıyordu. Onlar inkar etmişlerdi. Müslüman değillerdi. Yahudi de değillerdi. Hristiyan da değillerdi. Neden? Onlar öldürülmedi. Neden ahirete bırakılıyor? Neden sadece tebliğ ediliyor? Bak bunlar hepsi Kur'an'ın içinde var. Bunlar size tam tersini söylüyor. Gidip durduk yere birilerini öldürün diyor. Bu zulümdür. Allah zalimleri sevmez. Kur'an'da geçer. Uzak durun. Herkes kendi şeyini mahşerde çekecek. Herkes yaşaması gerekir. Size zararı olmadı müddetçe saldırgan şekilde. Zararı olmadı müddetçe savunamazsınız da hiçbir şey yapamazsınız. Siz ancak saldırdıkları zaman savunursun. Savunmada katletme olur. Yani mücadele olur. Üstesinden gelsiniz. Ya elini kolunu bağlarsınız, polise teslim edersiniz. Ya da o sizi öldürecekse siz onu öldürmüş olursunuz. Bu ayrı. Bu savunmaktır. Ama bunu bahane edip de saldırganlık yapmak, baştan gidip ilk taşı atan olmak, bu zulümdür, zalimdir zulüm edenler. Kur'an'a göre. Bak ben size Kur'an'a göre konuşuyorum. Açık Kur'an'ı kendime okuyun. Okuyun, bu şarlatanın oyununa gelmeyin. Sakal bırakmayla, kafasına bir şey takmayla sizi aldatmasın. Bunlar bir süstür. Elime geçer bunun bir tıraşını yaparak kafasına nasıl cırılmak gibi bir insan olduğunu anlarsınız. Hemen bir uyanırsınız. Derin uykudan çıkarsınız. Artık vazgeç. İmana gelin. Samimiyete yönelin. Bu fasıklara, sotalara kalmayın. Bir gün Hazreti Muhammed'e şeyler geliyor. Kur'an'da geçer bu konu. Bu kendisi kafir kesimle anlaşmış. Anlaşması var Hazreti Muhammed'in. Savaş olmayacak iki tarafta da diye. Sınırda da
Müslüman gezinen sözde bir kabile var. Bu kabile de rahat durmuyor, gidiyor anlaşılan kafir kabileyle saldırıyor ve onları öldürüyor, katlediyor, kötülük yapıyor, bir sürü kötülük yapıyor. Ondan sonra çıkıp geri geliyor, mülkünde duruyor. Ancak intikam için geri dönen bu kafir kesim, zulüm görmüş olan kafirler, diğer kabiledeki akrabalarını da toplayıp kalabalık şeklinde bunların üzerine geleceği zaman, bunların kuşçuları bunu görüp bunlara bildirdiği zaman bunlar hemen bir yolcu gönderip Hazreti Muhammed'e gönderiyorlar, başka şehirde olan Hazreti Muhammed'e gönderiyorlar haber. Ama bize asker gönder, yardım et, bize saldırmaya geliyorlar, çoklar. Hemen ayet iniyor. Sen sakın onlara yardım etme, onlar ilk başta saldırdılar diyor. Onlar ilk saldırdılar diyor, sen anlaştığın kişilere diyor, kafir kesimlerden diyor, hemen onlar diyor, ilk saldırdı diyor, kafirler saldırmadı diyor. Sen ama onlara, ona rağmen gidip yardım edersen diyor, Allah senin üzerinden elini çeker ve sen de ziyana uğrarsın diyor ve yanında da kimse bir yardımcı bulamazsın diyor. Hazreti Muhammed'e bunu söylüyor. Ve Hazreti Muhammed asker masker göndermedi. O Müslüman gezinen sahtekarlara yardım etmedi. O saldırıya uğramış kafirler gelip onları halak, mahvetti. İntikamlarını aldı. Bak bir şey. İşte Allah böyle yardım etmiyor. Allah saldıranlara yardım etmiyor. Bunlar sivil insanlara. Madem Allah'ın davasını gidecekler, tebliğ edin insanlara. Tebliğ edin, hakikati konuşun. Sokaklara çıkın, hakikatleri konuşun, tebliğ edin. Size saldırmaya kalkarlarsa savunursunuz o zaman kendinizi. Tebliğ ediyorsunuz diye size saldırıyorlarsa o zaman savunursunuz. O zaman Allah yolunda da savunmuş oluyorsunuz. Ya doğrusu işte bu bak. Ben onun için istedim. Kur'an-ı Kerim okuyayım. Hadi selamet üzerinize olsun. Bu şarlatana da artık daha izlemeye lüzum kaldı mı? Bence yok. Hadi. Nerede olursanız olun, imkanlarınız nispetince devletiniz olan hilafet devletine yardım edin. Bu olarak